Melek. Kızım sen hiç şöyle oturup karşılıklı bir ana kız kahve içemedik. Ah. Bak üstünde de bir parmak köpüğü var ha. Al kızım, hüplet. Hadi. Al hadi hadi. Sen bana küçükken kızlar kahve içemez. Kahve içen kızların bıyığı çıkar diyordun. Hı. Sen de böyle parmağını fincanın dibine sokup böyle telvesini yiyordun. Ha, az yakalamadım seni. Ama artık kocaman kız oldun. Allah gelin kahvelerini de içmeyi nasip etsin inşallah. Bugün Güler ablan geldi. Hayırlı bir iş için. Bizim bu kasap Nuri'nin oğlu var, İlyas. Ha, ay seni görmüş, pek beğenmiş. Hemen ailesine söylemiş. Ailesi de biz melek kızımıza talibiz diye bize haber gönderdiler. Ben de buyursunlar gelsinler dedim. Ay benim kızımı istemeye geliyorlar. Ya anne sen benim başından mı atmak istiyorsun? Benim kızım öğrencinin evlenmesi, ne istemesi diyemedin mi? Yok, baban dedi. Hatta ay gideceğini duyunca bir üzüldü, bir üzüldü. Ay ben seni bu kadar düşündüğünü bilmiyordum biliyor musun? Mutlu oldum. Sen daha neleri bilmiyorsun anne? Sence niye beni vermek istemedi? Canım babadır o yani kıyamaz kızına canım. Anne bak ne senin it kocanın lafını ne de o it gözlü İlyas'ın lafını duymak istiyorum. Siktir olup gitsin kim istiyorsa onunla evlensin. Başıma musallat ettiğim bir it yeter zaten. Sende hiç akıl yok kızım. Hiç. Ya birazcık aklını kullan aklını. Ya cezaevinden çıktığını bile bile istiyor bu insanlar seni. Böyle bir şans insanın başına bir kere gelir be kızım. Ailesi de böyle görmüş geçirmiş insanlar, iyi insanlar. Vallahi bu fırsat insanın ayağına bir kez gelir. Harika. O zaman kaçırma kısmeti git evlen. Hem bu itten kurtulmuş olursun. Ha? Nasıl? Terbiyesiz. Benim değil mi terbiyesiz? Benim. Ya senin kızın kaç yaşında ya? Kaç yaşında söylesene. Utanmadan söyle hadi. Kaç yaşındayım ben? Kızım, ya ben öyle hemen evleneyim. Anne, bak sakın benim adıma karar alma. Sakın. Ya ben de diyorum ki şu kahveyi görünce, diyorum ki annemle oturup karşılıklı dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Sen şu fincanın içine İlyas itini koymayı başardın ya anne. Bravo. Ah, sohbet bitti. Çıkabilirsin odamdan. Yeter be. Benim cinlerimi tepeme çıkarma. Benim lafımın üstüne laf söylemeyeceksin kızım. Tamam mı? Ben ne dersem o. Ben ne dersem o. Aa! Hiç de değil anne. Hiç de değil. Hiç de değil. Senin yüzünden hepsi. Senin yüzünden. Kocan yürüyemeyince mahkeme kalıcı sakatlanmaya neden olma suçundan beni atlamamış. Kızına yakında taş duvarların yolu gözükür yani. Gelsin. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unutmak.